Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. 2021 yeni örnek ehliyet sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. 50 soru çözeceğiz arkadaşlar. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Temmuz dönemi için, Temmuz-Ağustos'tan sonraki dönemler için özellikle bu soruları seçtim arkadaşlar. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Öncelikle arkadaşlar kanalımıza abone olup kanalımızda kalarak %100 sınavda çıkacak soruları çözebilirsiniz. Nedim Şeker Akademi Instagram hesabından da takip ederek çıkmış ehliyet sorularını çözerek %100 başarılı olabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Ve sorularımıza başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yetki alanı dışındaki yerlerde trafiğin düzenlenmesi, denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir? A. İl Özel İdareleri, B. Afet İşleri Genel Müdürlüğü, C. Jandarma Genel Komutanlığı, D. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yetki alanı dışındaki yerlerde arkadaşlar Jandarma Genel Komutanlığı yetkilidir. Cevabımız Ceyhan seçeneği doğrudur. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Karayolunda ticari olarak teşkil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir? A. Şoför, B. Sürücü, C. İşleten, D. Araç sahibi. Ticari olarak dediği için arkadaşlar bakın şofördür. Cevabımız Adana seçeneği. Motorlu motorsuz aracı bir yerden bir yere götüren kişiye sürücü denir. Bursa seçeneğindeki işleten kiralayandır. Araç sahibi ruhsat sahibidir. İşleten aynı zamanda nedir arkadaşlar? Bir firma sahibi de olabilir. Hemen bakalım üçüncü sorumuz. Seyir halindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir? Kırmızı ışık yanması, yolun trafiğe kapanması, yetkililerin dur işareti vermesi. A. Durma, B. Park etme, C. Duraklama, D. Trafikten men. Kırmızı ışık yanması. Bakın adı üstünde arkadaşlar kırmızı ışık yanıyor. Durmadır değil mi? Yetkililerin dur emrine uymak yine durmadır. Evet, cevabımız Adana seçeneğidir. Evet. Dördüncü sorumuza bakalım. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin 24 saat herhangi bir süre içerisinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır? 1,5, 2,5, 3,5, 4,5. Evet. Bu soruda yine sık sık gelen sorulardan birisi arkadaşlar. Devamlı olarak 4,5 saatten fazla araç kullanmaları yasaktır. Toplamda 9 saat araç kullanabiliyorlar biliyorsunuz. Ve 45 dakika mola vermemiz gerekiyor. Evet, Denizli seçeneği doğru cevabımız. Beşinci sorumuz, trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır? A. Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisiyle değiştirmesi. B. Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi. C. Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi. D. Zarar veren sorumlunun zarar karşılıklarını ve masrafı ödemesi. Evet, burada yasak olanı soruyor arkadaşlar. Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi
nedir? Yasaktır. Cevabımız Bursa seçeneği doğru cevap. Altıncı sorumuz. Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır? A. Durmadan dikkatli geçmeli. B. Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı. D. Durmalı. Trafik uygunsa devam etmeli. D. Yavaşlayıp yolu kontrol ederek geçmeli. Evet. Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışık sorulmuş arkadaşlar. Kırmızı ışık sorduğu için öncelikle durmalı seçeneğine bakmalısınız. Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli. Evet, durmalı, trafik karşındaki kişilere, sürücülere yol vermeli. Daha sonra devam etmeli seçeneği Ceyhan seçeneğidir. Yedinci sorumuz. Arkadaşlar önemli bir soru. Yukarıda verilenlerin bir kavşakta bulunması halinde sürücülerin bunlara uymadaki öncelik sıralaması nasıl olmalıdır? Evet. Bir, ışıklı trafik işaret cihazı. İki, trafik levhası. Üç, trafik görevlisi. Dört, yer işaretleri. Evet. Öncelikle hangisine uyarsınız? Diyor bakın arkadaşlar. Öncelikle tabii ki trafik görevlisine uyarız. Değil mi arkadaşlar? Evet bakalım. Burada sıralamamızı yapalım öncelikle. Önce trafik görevlisine uyarız. Sonra ışıklı trafik işaret cihazına uyarız. Evet. Bire uyarım. Daha sonra bakın trafik levhalarına uyarım. Sonra en son olarak yer işaretlerine uyarız. 3-1-2-4 3-1-2-4 Ceyhan seçeneği doğru cevabımız. Evet arkadaşlar, Instagram hesabımızdan da takip ederek atmış olduğumuz çok önemli ehliyet sorularını da çözebilirsiniz. Hemen 8. sorumuza geçelim. Şekildeki durumda önceki aracı geçmek isteyen bir numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur? A. Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması. B. Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi. 3. Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması. Burada doğru yapılması gerekeni soruyor. Bakın arkadaşlar, öndeki aracı geçmek isteyen bir numaralı bakın araç sürücüsünün hangisini yapması doğrudur? Bakın önündeki aracı takip mesafesini azaltması yanlış. Bir. Bakın birin olduğu şıklarımız yanlış. Hemen hepsini çizelim. Evet, Ceyhan seçeneği kaldı. Doğru cevap 2 ile 3 olacak arkadaşlar. Hemen 9. sorumuza geçelim. Yine güzel bir soru. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Evet. A. 2 numaralı aracın öncelikle geçmesi. B. 1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi. Bakın 1 numaralı araç sürücüsü tali yolda. C. 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi. 2 numaralının 3 numaralı aracı beklemesi. D. 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması. Evet. Arkadaşlar bakın burada önemli olan kontrolsüz kavşak sorusu. Yani burada yol ver işareti var, ana yol işareti var. Öncelikle işaretlerin olduğu noktalara bakalım. Öncelikle 2 numara ilk geçiş hakkına sahiptir. Daha sonra 3 numara geçer. Bakın 1'in sağında 3 var, dönüş yapıyor. Geçiş hakkı sıralamasına göre önce 2, sonra 3, sonra 1 şeklinde geçer. Öncelikle 2 nolu araç sürücüsü ilk geçiş hakkına nedir? Sahiptir. Evet.
Adana seçeneği doğru cevap. 10. soru. Araçların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik, yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir? A. Dingil ağırlığı, B. Taşıma sınırı, C. Gabari, D. Hız sınırlayıcı. Uzunluk, genişlik, yüksekliklerini belirleyen ölçüler gabaridir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 11. sorumuz. Kanlarındaki alkol miktarı nokta nokta promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin karayolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 0.20, 0.30, 0.40, 0.50. Evet, burada da hususi otomobil sorduğu için arkadaşlar nedir? 0.50'dir değil mi? Evet. Denizli seçeneği doğrudur. Ticari sormuş olsaydılar 0.20 olacaktı. Evet. 11. sorumuzun cevabı da Denizli seçeneğidir. 12. soruya bakalım. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır? 5, 10, 15, 20. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok 5 dakikadır. Adana seçeneği doğru cevaptır. Evet. Hemen 13. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir? Park etmek, kırmızı ışıkta beklemek, yolcu indirmek ve bindirmek, yük boşaltmak için beklemek. Park etmek park etmedir arkadaşlar, adı üstünde. Yolcu indirmek, yük boşaltmak, bunlar nedir? Durmaya değil, duraklamadır. Bakın, duraklamadır. Duraklama. Kırmızı ışıkta beklemek mecburiyetten kaynaklıdır, durmadır. Durma mecburiyetten kaynaklıdır. Kesinlikle durman gerekir. Duraklama ise isteğe bağlıdır. 5 dakikadan fazla olmamak şartıyla duraklama yapabiliriz. Evet, 14. sorumuz. Son ihlalin gerçekleştirdiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı 3. defa tespit edilen sürücünün sürücü belgesi ne kadar süreyle geri alınır? Bakın, 3. defa tespit edilen dediği için bakın 5 yıl değil mi? 3. defa 5 yıl. 1. defa 6 ay, 2. defa 2 yıldı. Evet, 3. defa dediği için Adana seçeneği doğru cevap. 15. sorumuz. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır? Bakalım. Aynı anlamı taşır. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık. Evet. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık dur levhasıyla aynı anlamdadır. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık da yol ver tabelasıyla, levhasıyla aynı anlamdadır. Azami hızımız 50. Bütün yasaklamaların sona erdiğini gösteren de yine Adana seçeneğindeki işaretimiz. 16. sorumuz. Şekle göre yaya yolu ayrılmamış karayolunda olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı 1 ve 4 numaralı kısımlara ne ad verilir? Bakın 1 ve 4. A. Taşıt yolu, B. Banket, C. Yaya geçidi, D. Platform. Evet, burada da banketten bahsetmiş. Evet. Bursa seçeneği doğru cevap. 17. soru. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretlerden hangisi gece geç anlamındadır? Evet, gece geç anlamında olan. Hemen bakalım, gece geç.
Evet arkadaşlar, hızlan, yavaşla. Evet arkadaşlar, burada bakın, gece geç Bursa seçeneğinde doğru cevap. Evet, trafik polisinin görevlisinin elindeki ok işareti eğer dik olsaydı, bakın dik bir şekilde olsaydı gece dur anlamındaydı. Şurada da trafik işaretinin, polisinin işareti var. Evet. Burada Bursa seçeneği doğru cevap. 18. sorumuz, yerleşim birimleri dışındaki karayollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafe mesafede sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur? Evet, hızını artırması, hızını azaltması, şerit değiştirmesi, taşıt yolu üzerinde duraklaması. Burada da arkadaşlar kavşak, tünel, köprülere yaklaşırken mutlaka hızımızı azaltmamız gerekir. Bursa seçeneği doğru cevap. 19. sorumuz, trafik levhası ile ilgili trafik işaretlerinden bir soru gelmiş. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Yolu kontrol etmesi. B. Öndeki taşıt aracı geçmesi. C. Aracın hızını azaltması. D. Geçiş hakkını yayalara vermesi. Evet, burada öndeki aracı geçmesi yasaktır. Bursa seçeneği doğru cevap. Evet, 20. sorumuza bakalım. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Taşıt yolunun soldan daralacağını. B. Taşıt yolunun sağdan daralacağını. C. Taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını. D. İki yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini. Evet, burada da bakın, sağdan taşıt yolunun daraldığını bize bildiriyor arkadaşlar. Evet. Bursa seçeneği doğru cevap. 21. sorumuz, şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu. B. Hız sınırlaması sonunu. C. Geçme yasağı sonunu. D. Park yasağını. Evet arkadaşlar, burada da geçme yasağı sonunu bildiriyor bize. Yani araç sollayabilirsiniz diyor, dikkatli bir şekilde. 22. sorumuz, trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır? Bakalım hangi numaralar. Evet, U dönüşü yasak olan, bakın burada 4 numara var. 1 numara sağa dönüş yapıyor. 3 numara sağa dönüş yapıyor. Evet arkadaşlar, 2 ve 4 numara nedir? Ok yönünde kesinlikle dönmesi yasaktır. U dönüşü yasak olan bir işaretimizin olduğu noktalarda. 23. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır? Evet, Adana soldan tali yoldan ana yola giriş, Bursa kontrolsüz iki hatlı demir yolu, Denizli kontrolsüz tek hatlı demir yolu, Ceyhan'da tehlikeli viraj yön levhasını bize sormuşlar. Arkadaşlar, Ceyhan seçeneği doğru cevap. 24. soru, trafik kazasına karışan kişilerin tümü yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir? A. Ölümlü kazalarda. B. Yaralamalı kazalarda. C. Maddi hasarlı kazalarda. D. Maddi hasarlı ve yaralamalı kazalarda. Evet arkadaşlar, burada maddi hasarlı kazalarda olay yerinden ayrılabilirler
Ceyhan seçeneği cevabımız. 25. sorumuz. Kaza yapan aracın ön ve arkasına diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir? A. Yangın tüpü. B. Üçgen reflektör. C. Beyaz renkli taş. D. Teneke veya bidon gibi malzemeler. Evet, kaza yapan aracın ön ve arkasına reflektör konuyor. Biliyorsunuz dönemeçli yollarda birinci noktaya 30, ikinci noktaya 150 metreden görülecek şekilde işaretlememizi yapmamız gerekiyor reflektörün. 26. sorumuz, konvoy halinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır? A. Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar. B. Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar. D. Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar. D. Araç uzunluğunun 3 katı kadar. Evet. Cevabımız Bursa seçeneği, kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadardır. 27. sorumuz, sola dönüş yapmak isteyen şekildeki bir numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? A. 2 numaralı aracın geçmesini beklemeli. B. Hızlanarak yoluna devam etmeli. C. Sağa dönüş işaretini vermeli. D. Dar bir kaviste dönmeli. Evet. Sola dönüş yapmak isteyen soruyor. Bakın buradaki arkadaşlar. 2 numaralı aracın geçmesini beklemelidir. Çünkü 2 numaralı araç düz gittiği için. Evet. Ve kendisi de dönüş yaptığı için 2 numaralı araca yol vermek zorundadır. 28. soru. Karayollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir? A. Trafik görevlisine haber verilmesi. B. Motor çalışır halde farların yakılması. C. Aracın başında gözcü bulundurulması. D. Motorun durdurulup el freninin çekilmesi. Evet, uzun süre eğer yolda bekleme yapılacaksa arkadaşlar motoru durdurup el frenini sabitlemek en doğru işlemdir. Denizli seçeneği doğru cevap. 29. soru, otobüslere bir yaz sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur? 1, 2, 3, 4. Bir yaz sonunda yılda bir, ticari araçlar yılda bir, hususi araçlar 2 yılda bir muayene yapılıyor. 30. soru, araç kornalarının aşağıda verilen durumların hangisinde kullanılması yasaktır? A. Araç geçmede uyarı amaçlı. B. Karayolunu kullananları uyarma amaçlı. C. Konvoy oluşturmuş araçlarda kamunun huzurunu bozacak şekilde. D. Yakın ilerisi görülemeyen kavşak ve tepe üstü gibi yerlere yaklaşırken gelişinizi haber vermede. Evet. Burada da cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 31. sorumuz, aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda otomobil ile kamyon karşılaşması halinde hangisi diğerine yol vermelidir? A. Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt diğerine. B. Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt diğerine. C. Otomobil kamyona. D. Kamyon otomobile yol vermelidir. Düz eğimsiz dar taşıt yollarında otomobil ile kamyon karşılaştığında kamyon otomobile yol vermelidir. Denizli seçeneği doğru cevap. 32. sorumuz, trafik denetiminde istenmesi halinde sürücünün
göstermek zorunda olduğu belgeler hangileridir? A. Gümrük giriş belgesi, ithal belgesi, noter satış belgesi. B. Tescil belgesi, trafik belgesi, zorunlu mali sorun sigortası ve sürücü belgesi. C. İşletme belgesi, imalat teknik belgesi. D. Kasko sigortası sahiplik belgesi. Tabii ki arkadaşlar burada bakın Bursa seçeneğinde tescil belgesi, trafik belgesi, zorunlu mali sorun sigortası ve sürücü belgesini göstermek zorundayız. Bursa seçeneği doğru cevap. Evet. 33. Geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir? A. Dönüş ışıklarını yakarak. B. Birkaç defa korna çalarak. C. Acil uyarı ışıklarını yakarak. D. Birkaç defa selektör yaparak. Görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücüler birkaç defa selektör yaparak gelişini haber verebilirler arkadaşlar. Denizli seçeneği doğru cevap. 34. sorumuz. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın sürücüsü, bakın şekildeki araç bir çekici tır. İki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda geçme ve dönme dışında aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır? A. En sağ şeritte. B. Bankette. C. En sol şeritte. D. Orta şeritte. Evet. Gidişe göre arkadaşlar, bakın gidişe göre çok şeritli karayollarında en sağ şeritten gitmelidir. Evet, en sağ şeritten gitmelidir. Burada Adana seçeneği doğru cevap. Bir kaza anında yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A. Mevcut araç gereçlerle yapılması. B. Hayat kurtarıcı uygulamalar olması. C. Olay yerinde bulunan kişiler tarafından yapılması. D. Müdahale için doktor ya da sağlık personelinin beklenmesi. Evet, bir kazanda ilk yardım uygulamalarında hemen eldeki imkanlarla ne yapmamız gerekiyor? Müdahale etmemiz gerekir. Müdahale için doktor ya da sağlık personeli beklemeye gerek yok. Denizli seçeneği doğru cevap. 36. sorumuz. İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan C neyi ifade eder? Evet, C. A. Solunumun değerlendirilmesini. B. Kan dolaşımının değerlendirilmesini. C. Sindirim sisteminin değerlendirilmesini. D. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini. Evet arkadaşlar, burada da dolaşım değil mi? Evet. A. Hava yolu. B. Solunum. C. Dolaşımdı. Kan dolaşımının değerlendirilmesidir. Bursa seçeneği doğru cevap. 37. sorumuz. Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz? Tam tıkanma, kısmi tıkanma, damar tıkanması, solunum tıkanması. Öksürüyor, nefes alabiliyorsa kısmi tıkanmadan bahsetmiş. Bursa seçeneği doğru cevap. ...38. soru... Kazazedede boyun travması yoksa hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir? A. Sırt üstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırarak başın geriye alınması. C. Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi. C. Başın sert bir cisimle hafif yana dönük olması. D. Başın sert bir zeminle düz pozisyonda olması. Evet.
boyun travması yoksa hava yolunu açmak için bakın baş çene pozisyonu verilir. Adana seçeneği doğru cevabımız. 39. sorumuza geçelim. Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir? 1. Toplar damar kanamalarında kan yolu renkli, yavaş ve sürekli akış halindedir. 2. Atardamar kanamalarında kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu kesik kesik akar. Evet. Hangisi doğrudur? Değil mi? Ne söylenir diyor. Burada her ikisi de doğru arkadaşlar. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 40. sorumuz aşağıdakilerden hangisi? İnsan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir. Kan, kalp, eklemler, kan damarları, dolaşım sistemi yapı taşları kan, kalp, kan damarlarından oluşur. Eklemler, dolaşım sistemi yapı taşlarından değildir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 41. soru yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır? 40, 60, 80, 100. Evet, dakikada göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır? Evet arkadaşlar. Evet, 100 dakikada 100 bası değil mi? Evet. Denizli seçeneği doğru cevap. 42. Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir? A. Aracın düz zeminde olmasına, B. Aracın yan tarafına eğik olmasına, C. Aracın ön tarafının kalkık olmasına, D. Aracın arka tarafının kalkık olmasına. Evet, burada arkadaşlar motor yağı kontrol edilirken yağ seviyesi yağ çubuğunun iki çizgi arasında olmalıdır. Ve araç düz bir zeminde olması gerekiyor. Adana seçeneği doğru cevap. 43. Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisine sebep olabilir? A. Motorun yağ yakmasına, B. Motorun sarsıntılı çalışmasına, C. Egzozdan siyah renkte duman çıkmasına, D. Yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına. Evet arkadaşlar, eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına sebep olur. Denizli seçeneği doğru cevap. İşte yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır? 1. LPG, 2. Benzin, 3. Motorin. Her üçü de işte yanmalı motorlarda kullanılıyor. Denizli seçeneği doğru cevap. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır? A. Şaft, B. Tekerlek, C. Vites kutusu. Evet. Arkadaşlar gücün kaynağı nedir? Motordur. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 46. sorumuz araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A. Termostat çıkartılmalı. B. Eskimiş bujiler değiştirilmeli. C. Lastiklerin hava basıncı indirilmeli. D. Motor yüksek devirde çalıştırılmalı. Burada eskimiş bujiler değiştirilmeli cevabı nedir? Doğrudur. Evet. 47. Aracın direksiyonu zor dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden fazladır. B. Lastik hava basınçları tavsiye edilenden azdır. C. İnce tabanlı lastikler kullanılmıştır. D. Arka lastikler aşınmıştır. Burada lastik hava basınçları tavsiye edilenden azdır. Bursa seçeneği doğru cevap. 48. sorumuz araçlarda rot ayarının yapılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Aracı yavaş kullanmak için, B.
Motor yağ seviyesini kontrol etmek için C. Lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için D. Düzensiz lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için. Evet arkadaşlar, burada da rot ayarının yapılmasının sebebi düzensiz lastik aşıntılarını önlemek, aracın düzgün istikamet takibi içindir. 49. sorumuz. Osmaniye'den hareket eden bir araç haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya, bakın önce Malatya'ya, oradan da Ankara'ya gitmiştir. Evet, Malatya'dan da Ankara'ya gidiyor. Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiştir? Evet, hemen bakalım. Osmaniye'den Malatya'ya, arkadaşlar bakın, Malatya kuzeydoğuya düşüyor. Kuzeydoğuya düşüyor. Kuzeydoğu, Malatya'dan Ankara'da kuzeybatı. Evet, kuzeydoğu, kuzeybatı. Evet, Ceyhan seçeneği doğru cevabımız. Son sorumuz arkadaşlar, 50. sorumuz. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hali trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir? Kabalık, hırçınlık, bencillik, sorumluluk. Evet. Burada arkadaşlar davranışlarını düşünerek hareket etmesi nedir? Sorumluluktur. Denizli seçeneği doğru cevap. Kanalımıza abone olup 2021'de sizlere çıkacak ehliyet örnek sınav sorularını çözebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Arkadaşlar mutlaka izlemiş olduğumuz videoları da beğenmeyi unutmayın. Hepinize tekrar başarılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.